Hoş geldiniz. Selam. Ulan ben... Şşş, dur. Sakin ol. Elimizde yumruktan daha güçlü bir şey var. Selam ahali. Hepinizi bir arada görmek ne kadar güzel. Derin Bey. Öncelikle geçmiş olsun. Evinizin bu arada yeni dekorunu beğendiniz umarım. Daha iyi. Daha güzel. Bak şimdi gerçekten sürpriz olacak. Ne sürprizi ya? Daha var sürprizi. Ne diyor İlker? Ne? İlker'cim bana yardımcı olur musun? Şu DVD player'ı ayarlar mısın rica etsem? Tamam. Ayarlarım. Arkadaşlar, bu gece harika bir belgesel izleyeceğiz. Gerçek bir hayat kesiti. Yönetmeni çok sürpriz bir isim. Bu gece aramızda. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. İlker'cim hazır mı? Filmi başlatmadan önce adını söylemek istiyorum. Müptelası olacaksınız. Belgeselin adı Onun için. Nisan 2014. İzliyoruz. 14 Nisan 2014. Güzel bir gün. Günaydın. Seni bekliyorum. Sokak tanıdık geldi mi? Tanıdık çünkü. Az sonra tanıdık birini daha göreceksiniz. Hazır olun. İşte geldi. Hoş geldin. Bugün yine çok güzelsin. Günaydın prenses. Günaydın. Thank you.
Ne olacak kızım ya? Geliriz işte bir dakika. Hediye falan alacak mıyız? Yok be. İkna eder çıkarız. İyi tamam. Hayla. Böyle hastalıklı, böyle şizofren bir kafa tabii ki bir günle yetinmedi. Ben 14 Nisan 2014'ü seçtim. İsterseniz... İsterseniz siz başka bir günü seçebilirsiniz. Derin öyküyü aylarca takip etti. Ona ilk gördüğü andan beri aşık oldu. Ve elinden geleni yaptı onu elde etmek için. Ona iş teklif etti. Aklını kurcaladı. Ve şimdi de İtalya'ya kaçırmak istiyor. Arkadaşlar hepimiz, hepimiz bu videolarda varız. Hepimiz. Derin hepimizle oynadı. Şimdi söyle bakalım Derin. Öykü'yü ilk ne zaman gördün? Anlat! Artık herkes senin nasıl bir psikopat olduğunu biliyor. Göründüğü gibi olmayanlar. Beğendin mi sergimi Derin? He? Söyle! Bir daha asla... Asla karşımıza çıkmayacaksın. Öyle bir saklan ki seni polis bile bulamasın. İstanbul'dan gitmen için, hayatımızdan gitmen için sana bir gün süre. Yarın senin bir tane çöpün bile kalmayacak, anladın mı? Yarın Derin Aydın diye biri yaşamamış olacak, anladın mı? Şimdi anladın mı neden bu ruh hastasının hayatına girdiğini? He? Bak Derin gitti Öykü. Sen de hala gitmek istiyor musun? Ne? Öykü! Ya sakin, sakin. Ya 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 s
Öykü! Abi adam sigortaları kapatmış resmen ya! Ne? Öyle bir şey nasıl olur? Bir dakika ya! Odalar mı? Öykü! 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 Neredeler bunlar? Derin! Derin! Şerif! Ne oluyor? Şerif! Öldüreceğim lan! Yaşatmayacağım lan! Öykü! 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 Keyma! Öykü! 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 Keyma! Öykü! Yoklar! Ben nasıl olabilirim? Yoklar! Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Siz Derin'in evine gidin. İlker, Sibel, Monika'nın mağazasına gidiyoruz. Çok. Çabuk çabuk. Tamam benim ben. Hadi tamam. Şeyma. Şeyma. Öykü. Öykü. Öykü ya lütfen burada olun ya. Şeyma! 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 Ya Öykü'ye bir şey olursa? Ha? Ya bir şey olursa ona Emre? Tamam. Merak etme, bulacağız. Yoklar. Yoklar ya. Yoklar! Abi tamam. Burada çalışıyorlar. Yeni başladılar. Gelmedi mi kimse? Ben hep buradayım. Gelen giden olmadı. Ne yapacağız biz ya? Ha? Ne yapacağız? Aşkım sakin ol. Çocuğumuzu düşün. Merak etmeyin, bulacağız onları. Yok. Yok işte ya. Yok. Ya yok. Özür dilerim. Şeyma'ya kötü davrandığım için, onu istemediğim için, gerçekten hepsi için çok özür dilerim. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Gerçekten çok pişman. Özür dilerim abicim. Abicim. İyilerdir değil mi? Ha? İyilerdir. Ya abicim ne olur bir şey söylesene. İyilerdir desene. Başka bir yer gelmiyor mu? Bakabileceğimiz başka bir yer yok mu şimdi bizim ha? Eve gelmiyor musun yavrum? Ne oldu? Meral teyzeden mesaj. Tamam. Bu bende. Halledeceğiz bunu. Merak etme ama sen düşünme tamam mı? Şimdi kadın üzülmesin. Karakola gidelim. Böyle olmayacak. En iyisi abi. En iyisi.
Bir haber çıkarsa zaten ararlar. Bakacak yer de kalmadı. Beklemekten başka çaremiz yok. Meral teyzeyi ne zaman söyleyeceğiz peki? Ya söylemeyelim şimdi bir şey. Korkar kadın yani, büyümesin mevzu. Yarın sabah söyleriz bence. Evet bence de ya, yarın söyleriz. Şimdi bir şey söylemeyelim. Çıkacak değil mi ama? Ha, bir şey olmayacak. Ya Ayaz. Ayaz nereye gidiyorsun abi? Gelsene buraya ya. Ayaz. Ya öf ya. Ayaz. Ya abi dur ya, sen nereye gidiyorsun? Bırakma bizi böyle. Sen gitme bari. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Mete gitme abi. Dağılmayalım şimdi ya. Siz gidin, ben gelirim. Hadi. Ben beklerim seni deli gibi her cumartesi. Artık anladım ki aşk acının bir gölgesi. Sol yanımdaki ağırlığın yok mu hiç çaresi? Bir gün görürsen sen beni, al götürtüm benliğimi. Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter. Bu umut öldürür beni. Ha. Ama çok depresifmiş bu parça ya. Ama çok güzel. Ama çok depresif. Ama çok güzel. Bete, bu bizim şarkımız olsun mu? Olsun. Ya ben seni var ya. Ne? Beni ne? Ben seni. Ya asıl ben seni. Hayır ya. Ben seni. Yok. Hayır ben seni. Hayır ben seni ha. Var ya ben. Beni ne? Ne yapacağım beni? Ne yapacağım? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kapat bakalım. Devam et de. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim. Bu ne ya? Aha, ıslandı. Kızım ne yapıyorsun gece gece? Gelsene bu tarafa. Gönlüm hep gelsene. Neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, acelen gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen?
ağlayıp gülersem güler. Bütün dertlerim anlayıp halim bilen. Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Ben dilek tuttum. Ben de. Ama söylemem. Ben güzel bir şey tuttum. Benimki kadar güzel olamaz. Göreceğiz. Göreceğiz. Garipim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Boynum bükük bir garipim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin sen? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Öykü. Thank you.
düşünmeyeceğiz. Kimse kötü düşünmeyecek. Tamam mı? Öykü bulunacak. Hiç kimse bulamazsa ben bulacağım onu. Söz veriyorum. Güçlü olun. Güçlü olun lütfen. Ayaz abi. Ayaz abi, ablam bulunacak değil mi? Ablam bulunacak. 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 Aşkım benim ya. Ayaz. Tekrar arasam mı? Ben bakarım lütfen. Bir şey yok değil mi? Şeymalardaydım ben de. Onlar da öyle bekliyorlar bizim gibi. Peki daha hızlandıramaz mıyız? Yani kaç saat oldu? Anlıyorum. Anlıyorum. Tabii ki. Lütfen ne gerekiyorsa yapılsın. Acele etmeliyiz. Tamam. Sağ olun komiserim. Meral teyze, dirayetli olun lütfen. Ayaz, sen de biraz dinlen, sana ihtiyacımız olacak. Ben bakarım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Öyküyle ne yaşamış olursam olayım, ben de bir anneyim. Şu an içimin kan ağladığını bilmenizi isterim. Yapabileceğim ne varsa. Hani elimden gelen her şeyi, ama her şeyi yapmaya hazırım.
Şeyma da, Öykü de, ikisi de benim kızım sayılırlar. Sağ olun. Affedeceksin demiştin. Ben de affedeceğim. Affetmek iyileştirir. Ben babamı affetmişim anne. Seni affetmeyeceğim. Müsaade isteyelim. Bir şeye ihtiyacınız olursa, herhangi bir şey. Lütfen. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Bugünler de geçecek inşallah. Merak etmeyin. Bulmayacaklar. Ben kalmak istiyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum ama kalmak istiyorum. Müsaadenizle. Anneciğim. Güzel kızım. Anneciğim neredesin sen? Gel hadi ne olur ben dayanamam sensin. Yapamam ben anneciğim. Gel ne olur anneciğim.
Defter hak etmiyor. Ama yine de yazacağım. Bu yazının konusu ayrılık değil. Seni ne kadar çok sevdiğim. İnan elim gitmiyor. Titriyorum. Boğazım düğümleniyor. Biz ayrılamayız. Olmaz. Olamaz. Her şey yeni başlamışken, güneş yeni doğmuşken bitemez. Bu kadar kolay olmaz. Ben seni asla ama asla bırakmayacağım. Vazgeçmeyeceğim senden. Sen benden vazgeçmediğin sürece seninim. Peşindeyim. Nereye gidersen git. Yanındayım. Kapında yatarım gerekirse. Beni yanına al diye beklerim usulca. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sen de buldum erişilmez azları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı. Sende duydum. İlk defa seninle bütünlendim, anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlardan. Seninle var oldum.
eridim seninle bir sonsuz çalkalışta. Seni seviyorum Ayaz. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Ve hiç kimse. Ben bakarım. Her şeyin başladığı fotoğraf. Hatırladın mı? Derin. Aşka vurdurum ben, geç
Daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmeli ki yine düşer. Divane gönlüm aşkla, aşkla, aşkla vurdum be. Geçer, geçer. Daha kader ya da tesadüf ya da denk geldi diyelim. Ya da ne olduysa oldu işte, bilmiyorum. Tam 5 yıl Ayaz. Biz bu şirketi devralalı tam 5 yıl olmuş. Üniversitede neler hayal ettik, sonra nerelere geldik. Zirveye de çıktık da sonra battık. Batan geminin malları olduk ortak. Özür dilerim ortak. Bugün dedin ya, hiç yoktum. Haklısın. Benim suçum. Ben vardığımda burada mıydın be ortak? İkimiz de yoktuk işte. Öyle olmamalıydı ya. Tabii. Herkes öyle söylüyor. Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Ama böyle. Böyle oldu işte. Benim hatam. Hiç yoktum ki burada. Kendi hayatımı bile unuttum. Boş ver ortak. Hırpalama kendini. Üzme. Bir şey değişmez. Zaten batıyorduk. Battığımızın da farkındaydık da. Tek yanlışımız batışımızı karadan izlemek oldu. Halbuki geminin içindeydik. Bir şeyler yapabilirdik ama... olmadı. Ben kabullendim. Sen de kabullen. Rahatlarsın. Eline ne oldu ya? Biz de öyküyle battık.
Ya nerede bu ya? Of, bulamıyorum. Orada olması lazım. Neyse ya, boş ver. Önemli değil. Hah, buldum. Hah. Olur mu hiç ya? Bırakılır mı bu böyle? Dur bakayım. Biraz yanabilir. Hazır mısın? Yanmıyor mu? Yanmıyor. Ne bileyim, sen öyle ses çıkarmayınca. Üfleyeyim mi? Üfleyince acısı geçer. Hayvan herif ya, nasıl vurdu öyle? Keşke sen de vursaydın ona. Kıskanç işte, ne olacak? Ya biliyor musun Derin? Ben tam sana alışmaya başlamıştım. Yani şey anlamında, böyle tanıdık birinin kapısını çalar gibi. Gerçekten gidecek misin İtalya'ya? Gideceğim. Yine öykü. Hep öykü. Şeyma. Sen de seviyorsun onu değil mi? Hı? Onu ilk gördüğün günden beri aşıksın ona. Ayaz haklıymış. Doğruymuş söyledi. Şeyma, yok öyle bir şey. Ya, ya bırak. Bırak beni. Seviyorsun işte. Aksini kanıtlayabilir misin bana? Sarılıp uyuyalım mı? Thank you.
Alo? Uyanmadın mı hala? Ha, yok, uyandım da yeni uyandım. Sesin öyle gelmiyor. Herkes uyurken çalışacaksın. Başarının anahtarı budur canım. Peki Önem Hanım. Esra'ya adresini yazdır. Yalnız açık adres, anlaşılır olsun. Niye ki, gelecek misiniz? Şeyma, soru sorma, dediğimi yap. Tamam, pardon, ben o zaman onu Esra'yla şey yaparım. Biliyorsun bugün yeni hayatının ilk günü. Tadını çıkar. Peki, iyi günler. Ya of ya, ne sıkıcı bir gün ya. Yine işe git. Yine müşteriler, yine pizzalar, yine... Ay, monoton, monoton, monoton. Bıktım artık ya, bıktım ya. Aşkım, hayırdır? Aşkım, ben testlere falan güvenemedim. Sabah doktoru falan gittim. Test yaptırdım tekrar. Ben rüyada falan değilim değil mi? Uyandım. Aşkım, baba oluyorsun. Hem de bu sefer gerçekten. İlker. Oo. Aşkım. Aşkım. Ay. Ay. Ya, yani... Şey, hani sen, ben, yani şey falan. Allah! Baba oluyorum, baba oluyorum, baba oluyorum. Dur manyak! Dur manyak. Aşkım, aşkım, ben seni çok seviyorum. Sen anne oluyorsun. Ben baba oluyorum. Ve biz bir aile oluyoruz. Ya ben baştan hiç istememiştim yani. Kusura bakma, hiç şey yapmamıştım ama... Şu an çok mutluyum ben aşkım ya. Seni seviyorum. Parti yapmalıyız. Hemen parti yapıyoruz. Gazeteye ilan verelim, televizyona çıkalım, herkese söyleyelim. Herkes duysun ya. Çünkü ben baba oluyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum, ben baba oluyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum, baba oluyorum. Baba, baba. Baba oluyorum. Tamam, tamam, aşkım, tamam aşkım. Sakin ol deli. O zaman akşama sürpriz bir parti düzenleyelim. Herkesi buraya çağıralım. Kimseye de bir şey söylemeyelim. Burada patlatalım bombayı ha. Ne dersin? Süper olur aşkım, yapalım bunu. Tamam o zaman. Ya ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Kahvaltı mı etsek ya? Ha? Ay benim aşkım, kahvaltı mı aş ermiş benim aşkım, kahvaltı mı aş ermiş. Ben ona hemen gider kahvaltı hazırlarım, bak hemen gidiyorum, hazırlarım, tamam, tamam mı? Yerim ben şimdi ya, kadınım ya. Ay iyiymiş bu ya. İşim battı dedi bana. Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Ya abimle konuştum ben. Merak edilecek bir şey yok dedi. O seni rahatlatmak için öyle demiştir. Ay yok canım, niye öyle bir şey söylesin ki? Ay bir dakika. Haklısın galiba. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Ay kesin beni rahatlatmak için öyle söyledi. Alçak. Burcu, sence
Ben bencil miyim? Evet. Sen kahvaltıya gelmezsen kahvaltı sana gelir. Hadi bakalım. Oh Meral teyzeciğim valla süper görünüyor. Ellerine sağlık. Biz şimdi acımadan götürürüz bunları. Sen hiç merak etme. Ya bu durumda gerçekten yemek yiyebileceğime inanıyor musunuz? Ne olur üstüme gelmeyin. Aman be kızım. Yani siz gençsiniz, olur böyle şeyler. Anne. Siz gençsiniz de teselli mi olur ya? İstemiyorum bir şey yemek. Tamam. Ama sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum anneciğim, biliyor musun? Bak bütün gece benim gözüme uyku girmedi. Kardeşin de soruyor, ablama ne oldu, neyi var diye. Ne olur böyle yapma. Bak aklım sende kalıyor. Yani bir iki lokma bir şey ye. Çok bir şey istemiyorum, birazcık. Ne olur. Tamam. Sen yeter ki üzülme, ben yerim, tamam. Aferin benim kızıma. Oy annesinin bir tanesidir o. Ben işe gidiyorum, tamam? Hadi bakalım. Burcu, onlardan yesin. Bir de böyle eve tıkılıp kalmasın, çıksın hava alsın. Olur. Tamam tamam, sen hiç merak etme. Anne, ben duyuyorum bunları yalnız. Öyle mi? Hay Allah. Aman ne yapayım yani? E tamam o zaman, hadi öptüm ikinizi de. Görüşürüz Meral teyzeciğim. Bye bye. Al, al şundan bir tane lokma, hadi, 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 al şunu. Uyumak istiyorum Burcu. Yani sanırım benim birkaç ay uyumam lazım. Ayas. Sibel. Efendim Sibel. Öykücüğüm, canım ne haber? Mete ne haber karşım? İyi benden de. Bak sana ne diyeceğim. Öykü bir saniye canım. Aşkım. Lütfen çok yüksek sesle konuşuyorsun. Gidip içeride konuşsana. Hadi. Tamam aşkım. Tamam. Tamam hadi. Alo bak Mete. Bu akşam için bir plan yaptım abi, tamam mı? Alo. Ha Öykücüğüm, nerede kalmıştık canım? Nasılsın? İyiyim. Yani iyi değilim, iyi olsun. Sen nasılsın? Ay ben muhteşemim. Hatta çocuklar gibi de şenim. Tabii neden diye sorma. Nedenini öğrenmek için akşama seni eve davet ediyorum. Ha bir saniye ya. Burcu da yanında mı? Evet. O da burada. Burcu'ya söyle o da gelsin. Zaten o Emre ile gelir. İlker de zaten erkeklere söyledi, haber verdi. Sen de Ayaz'ı getirirsin. Bak akşama çok güzel sürprizlerimiz var. Ona göre tamam mı? Mutlaka gelin, bekliyorum. Ay ne oldu kız, ne diyor, bana da söylesene. Akşama bizi davet ediyormuş. Mutlaka gelin diyor. Ha bak mutlaka bekliyorum, itiraz istemem ona göre. İtiraz yokmuş. Ay tamam tamam geliriz. Yalnız Sibel bir sorun var yani. Hani sen dedin ya Ayaz'la birlikte gelirsiniz diye. Ben gelirim ama o gelir mi bilmiyorum. Ne oldu şimdi durup dururken ya? Kavgalıyız biz Sibel. Ve ben yakın zamanda barışacağımızı düşünmüyorum. Ya bilmiyorum. Biraz olaylı geçti de dün gece böyle derinle yumruk yumruğa falan. Oo neler diyorsun ya? Yumruk yumruğa. Ay çok üzüldüm ya. Tamam sen şimdi kendini yiyip bitirme canım benim. Tamam hadi her şey yoluna girer inşallah. Akşama gelince de konuşuruz. Tamam mı canım? Olur tamam. O zaman ikinizi de öptüm. Biz de öptük. Aşkım! Mete tamam. Mete'yi hallettim. Ya Öykü ile Ayaz kavga etmiş, senin haberin var mı? Ya bilmiyordum ben. Ay derinle Ayaz yumruk yumruğa birbirlerine girmişler ya. Aa! Hı. Ne diyorsun sen ya? Ya. Oha. Vallahi. Oha.
Ya biz o herife o kadar da kıyak çıktı zannetmiştik ya. Kesin bir şeyler çevirmiştir o ha. Demek ki göründüğü gibi değilmiş. Ya zaten ben onda bir sinsilik sezmiştim yani. Böyle saçma sapan bir adam, sarı adam yani. Of. Nasıl olacak böyle ya? Bebeği müjdeleyecektik. Şimdi kavgalılar falan. E aşkım o zaman erteleyelim istersen. Ay yok ya, ertelemeyelim. Şöyle yapalım. Akşam geldiklerinde Öykü ile Ayaz'ı önce barıştıralım. Sonra bebeği müjdeleyelim. Ne dersin? E tamam aşkım, olur. Zaten onlar kolay çift. Ben onları hemen 5 dakikada burada barıştırırım yani. Tamam o zaman. Hadi kalk, hazırlık yapalım. Hadi. Hazırlıklar başlasın hadi. İlker aradı. Akşama sürpriz parti varmış. Ne güzel doğurduk güneşi be ortak. He? Özlemişim. Hep böyle gün doğumunu izleyebileceğimiz hangi işi yapabiliriz ortak? Gece bekçileri falan izliyordur değil mi her sabah? Sen duydun mu dediğimi? Partilik halimiz mi kaldı be? Ne partisiymiş bu? Ne bileyim, söylemedi. Ya Öykü falan da orada da şimdi hiç gereği yok. Ona bakarız da. Önce şu işi halledelim mi ortak? Mimar Mete Uyar. Mimar Ayaz Dinçer. Hazır mısın? Hazırım. Daha önce şu üstümüzü başımızı değiştirelim diyorum. Hı. Gelin çocuklar, gelin. Atilla Bey, ben dünkü sunuma çok iyi hazırlandım. Yalnız Mete Bey böyle heyecan yapınca ben de bir yerde işte ipin ucunu kaçırdım. Bildiklerimi de unuttum. Atilla Bey, çok affedersiniz ama ben hayatımda böyle bir satış görmedim. Ya kendisi bir takım yabancı uyruklu hanımlarla sabahlara kadar barlarda ben arıyorum, gel sunum var Ayaz diyorum. O tutturuyor, yok sen gel. Bir dakika. Sonuçta geldin mi, gelmedin mi? Tamam, gelmiş olabilirim ama yani şimdi burada söylenecek laf mı bu Ayaz? Figürler yapıyor dans pistinde. Görseniz yıkılırsınız. İnanamıyorum şu söylediklerine Ayaz. Kız, çok ayıp. Kız kucağına oturdu. Ya, ne yaptın? Söyle ne yaptın? Kıskandın mı? Ben kıskandın de... mı? Ya bırak Ayaz. Bak beş. Hala konuşuyorsun. Ayaz yani ayıp ediyorsun. Kovuldunuz. Bak, hepimiz kovulduk. Çocuklar battık. Bu son ihaleden çok zarar ettik. Durumu toparlayamadık. Şirketi satmak zorundayım. Siz benim en gözde elemanlarımsınız. O yüzden ilk sizin haberiniz olsun istedim. Yapabileceğimiz bir şey yok mu? Evet Atilla Bey, illa bir şey olması lazım. Boşuna yıpratmayın kendinizi çocuklar. Ben de zaten fazlasıyla yıprandım ve yoruldum. Eşimi ve çocuklarımı alıp yurt dışına çıkacağım. Malum emeklilik. Sizler beni hiç düşünmeyin. Zaman sizin zamanınız çocuklar. Yasemin ya. O kız sana bakmaz abicim. Bana. Bakmaz. Bakar ya da bakmaz. Önemli değil.
Bak şimdi beni çok iyi dinle Ayaz Dinçer. Ne yapıyoruz biliyor musun? Mimarlık ofisini satın alıyoruz. Ne? Oğlum sen kafayı yedin herhalde. Yok, niye olmasın ki? İlk göz ağrımız, çalıştığımız yer, müşterileri, çalışanları avucumuzun içi gibi biliyoruz. Yani biz yapmayacağız da kim yapacak? Ha? Atilla abi ne dedi? Zaman sizin zamanınız. Parayı ne yapacağız? Yani o kadar parayı nereden bulacağız? Biraz birikimlerimiz var. Gerisini benim babamın yatırımlarından, birazını da annenin tasarımlarından halledeceğiz. Ama bir de hafta sonları çıkmazsan iyi olur ya. Bir dakika. Benim bir hafta sonum var, onu da yedirtmem. Ama bak şunu dinle Ayaz. Genç patronlar Mete Uyar ve Ayaz Dinçer. Nasıl? Hiç fena değilmiş lan. Ayaz Dinçer, benimle ortak olur musun? Evet. Oğlum yapma şöyle şeyler. Halk plajından mı geliyorsunuz? Oğlum patron ben değil miyim? Bundan sonra takım elbise falan yok. Ha görürüm ben seni 1-2 yıla. Gelmedi mi? Kim? Ha Yasemin mi? Yok gelmedi canım. Anladım. Neyse başla. Arkadaşlar merhaba. Atilla Bey'in durumunu hepiniz biliyorsunuz. Şirketimiz maalesef yeni bir oluşum ve yapılanma sürecine girdi. Bu durum hepiniz için bazı sıkıntılar yaratacak. Ancak. Uzun lafın kısası şirketin yeni sahipleri biziz arkadaşlar. Atilla Bey. Evet. Bu iki genç, aynı zamanda da yakışıklı adam nasıl patron olacak diyorsunuz. Biz daha çok genciz, biz de bunun farkındayız, evet. Yalnız sizden tek bir ricamız var. Dış görünüşe aldanmayın. Biz bugüne kadar Mete ile kafamıza koyduğumuz her işin altından kalktık. Bize güvenin. İşimize her anlamda sahip çıkacağız. Evet, Ayaz Bey'in de dediği gibi bize güvenin. Çünkü biz size güveniyoruz. O zaman ilk günümüz hayırlı olsun. Haydi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. 5 yıl evvel biz Ayaz'la ortak bir hayal kurduk. Sizler de bu hayalin bir parçası oldunuz. Atilla Bey'in açtığı yolda hep beraber ilerledik. Bir sürü başarılara imza attık. Bir aile olduk neredeyse. Yani 5 yıldır aynı ekibin çalıştığı başka bir iş yeri yoktur herhalde. Aramızda evlenenler, çocuk sahibi olanlar oldu. Belki kan bağımız yok ama burası bir aile şirketi. Aslında şirketiydi. Evet arkadaşlar, maalesef bu sadece bir kutlama pastası değil. Aynı zamanda bir teşekkür ve belki de bir veda pastası. Stadyum projesi bizi en tepeye çıkarabilecek bir projeydi. Ancak bazı sebeplerden dolayı tam tersi oldu. Bizi dibe çekti. Şimdi önümüzde hukuki bir süreç var. Arkadaşlar bir süre işleri durdurma kararı aldık. Bu süre içinde iş aramanızda bir sakınca görmüyoruz. Sizler için her türlü referansı vereceğimizden şüpheniz olmasın. Hatta bu ay maaşlarınız da yatacak. Tabii olumsuz bir sonuçta tazminatlarınız da. Arkadaşlar önümüzde çok kritik bir viraj var. Ya bu virajı alır, daha da hızlanırız ya da... Açıkçası biz yolun sonunu biraz karanlık görüyoruz. Tabii iş hayatında neyin ne olacağı belli olmaz ama yine de bugüne kadar bizler için yaptıklarınız ve emekleriniz için sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet. 5. yılımız kutlu olsun. Hep birlikte arkadaşlar. Buyurun.
Şeyma Hanım. Merhaba. Sizi işe götürmeye geldim. Buyurun. Ay çok mersi. Bugün 21 Haziran 2014. Önce benim eve uğramam lazım yalnız. Üstümü falan değiştireceğim de. Çünkü böyle geceden kalma gibi olmaz. Kötü olur. O yüzden şey yapalım. Siz düz gidin, sonra ben tarif ederim. Tabii efendim. Bu arada müzik açabilirim arzu ederseniz. Ha müzik mi? Olur vallahi. Çok güzel olur. Ne tarz istersiniz? Bilmem ki yani böyle ortaya karışık bir şeyler işte. Ama böyle şey olsun. Böyle oynak bir şey olsun. Mutlu mutlu. Aynen böyle. Ayaz ve Öykü'yü ayırdın. Bunlar da karşılığı. Başarın devam ederse evin de hazır.
mesajlarımı silecek kadar akıllısındır umarım. Bırakmadınız ya. Pardon, müziği biraz kısabilir misin şoför abi? Efendim Sibel'ciğim? Alo, Şeyma. Konuşamadık seninle uzun zamandır ya. Tabii olaylar. Bu arada Öykü için yaptığın hareket, yüzüğünü satmışsın. Çok güzel bir jest olmuş. Evet, öyle oldu. Bütün bunları arkamızda bıraktığımıza göre artık aramıza katılabilirsin değil mi? Akşam evde sürpriz bir parti veriyorum. Gerçi... Parti sürpriz değil ama orada bir sürpriz olacak. Ne sürprizi? Yani nasıl bir sürpriz? Artık onu gelince göreceksin canım. Ama önce daha ulvi bir görevimiz var. Ayaz ve Öykü kavga etmişler. Önce onları barıştıracağız. Evet öyle bir şey oldu. Tatsız oldu tabii. Şimdi bunlar zaten birbirlerini çok seviyorlar. Çift de kumrular. Çok çabuk barışırlar. Sonra da sürprizi açıklarım ha? Ne dersin? Tamamdır Sibel'cim. Harika. Harikasın. Tamam o zaman akşama bekliyorum canım tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben de öptüm canım. Çok öptüm. Ben de seni çok öptüm. Bay bay. Şoför amca şöyle efkarlı bir şey aç ya. Böyle hüzün aksın, hüzün. Kırılık bedeni aksın. Ağlar, dönemez geri. Olmuyor, ne yapsam olmuyor. Sensiz yerim dolmuyor. Bir gelsen, bir görsen. Kalbim ağlıyor, sensiz yerin dolmuyor. Olmuyor, olmuyor, ne yapsam olmuyor. Ay yeter. Sensiz. Ne yapıyorsun ya en güzel yerinde? Ben gelemiyorum böyle şeyleri sabah sabah. Depresyona gireceksen akşam gir. Sabah sabah hiç çekemem vallahi. Depresyonun saati mi olur Burcu? İstediğim zaman girer, istediğim zaman çıkarım. Sana ne? Ya Öykü, barışırsınız. Ya barışacaksınız. Bu sefer diğerleri gibi değildi Burcu. Bir şeyler koptu sanki aramızda. Ben Ezdi hiç böyle görmemiştim. Bana daha önce hiç böyle bakmamıştı. En kötüsü ne biliyor musun? Onu ben bu hale getirdim. O zaman sen de gider, eski haline geri getirirsin. Bu hiç kolay olmayacak. Hiç. O zaman uğraşırsın, çalışırsın, didinirsin. Ya böyle evde oturmakla hiçbir şey geçmez eline. Ya bir kere senin işe gitmen lazım. Monika da kovsun seni istersen, tam olsun. Ne dersin? Yok, kovmasın ya. Vallahi kovarsa da şaşırma. Şu haline bir bak ya. Ya bu kadar iyi bir yere gelme fırsatı yakalamışsın. İşin ucunda İtalya var. O konuyu hiç açmayalım bence artık. Ya gidersin ya da gitmezsin bilmiyorum. Ama sana bir fırsat sunuluyor. Sen ilk önce oraya gitmeyi bir hak et. Ondan sonra gidiyor musun, gitmiyor musun bakarsın. Sanırım haklısın. Haklıyım tabii. Şu haline bir bak. Böyle mi olacaksın yani? Umutsuz ev kadını mısın sen? Tamam Burcu ya, azarlama. O zaman ben üniversiteye, sen de doğru işe, tamam mı? Uf tamam be. Yeter biraz sus. Ay bana diyene bak. Bayan çene. Bak gün içinde arayacağım seni. Haberleşeceğiz ona göre. Kafama da bir kamera takalım istersen. Aa, hiç fena bir fikir değil. Bir dahakine onu da yaparız. Hadi öptüm o zaman. Öp. Gel. Bak götürüyorum bunlardan. Bu iyiliğimi unutma. Bay bay.
Pardon ya. Korkuttun mu? Yok ya, ben böyle birden karşımda görünce biraz şey oldum. Burcu'ydu değil mi? Evet. De adımı... Derinle. Ben Öykü'yü merak ettim de ondan geldim. Anladım. Ben bir sesleneyim o zaman. Öykü! Öykü! Ben burada beklerim. İşe gidecekti zaten o da. Giyiniyordur. Hı hı. Beraber gideceğiz zaten. Ha. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Gelir o zaten şimdi. Hı. Görüşürüz. Aynen. Görüşürüz. Derin. Böyle olmamalıydı ya. İnsanlar masalarını falan topluyor. Ne hale geldik. Böyle olmamalıydı. Ortak bir şeyler yapmalıyız. Bak, bir avukat tutalım. Yani bizimkiler yetmez. En iyisini tutalım. Tamam mı? Yani bir darbe yiyeceğiz tamam. Ama en azından hasarı en aza indirebiliriz. Tamam, sakin ol. Bırak lan beni! Sakin ol! Şişt, sakin ol! Bir tane taş başka olur. Öykü'yle burada çok mutlu olacağız. Ortak iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Dinliyorum seni. Tamam. Ayrıca diğer işleri kesin kapatmamız lazım ortak. Onlardan gelecek paraları zamanında tahsil edebilirsek... borcun bir kısmını kapatabiliriz belki. Bir tane taş başka olur. Öykü'yle burada çok mutlu olacağız. Ayaz, Ayaz ne oluyor? Ayaz nereye? Dün geceden sonra merak ettim seni. Görmek istedim. İyi yaptın. Sağ ol. İyiyim ben. Sen benim adresimi nereden öğrendin? Yani söylemiştin ya, mahalleden bahsederken aklımda kalmış. Öyle mi? Hiç hatırlayamadım ben. Ne zaman? İlk tanıştığımız zamanlarda. Benim hafızam kuvvetlidir. Ya bu arada... Dün için özür dilerim. Yani Ayaz'ın böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Önemli değil. Olur öyle şeyler. Yok. Olmaz. Böyle bir şey kabul edilemez. Sinirlenmiş olabilir. Sonuçta seni çok seviyor. Senin İtalya'ya gidecek olman onu üzmüş olabilir. Bu arada ben senin İtalya'ya geleceğini bilmiyordum. Ben de bu yüzden geldim. Benimle çalışmaya başladığından beri başına bir sürü iş açıldı. Bir rahat yüz göremedin. Bunlar hep benim yüzümden oldu. Ayaz da zaten rahat edemedi senin benimle çalışmanla. O yüzden ben de bir karar verdim. Hayatından çıkıyorum. İtalya'ya da gelmiyorum. Ama sen mutlaka git. Senin kariyerin için önemli bir adım orası. Ben bir şekilde devam ederim burada çalışmalarıma. Az ya da çok, iyi ya da kötü. Senin sağlıklı kafayla iyi bir yerde çalışman daha önemli. Buraya sana veda etmeye geldim. Hayır ya. Saçmalama lütfen. Ya ben böyle bir şey kabul edemem. Ayrıca...
Dilerim ben senin düşündüğün tersini düşünüyorum. Kimse bana iş vermezken sen iş verdin. Sayende Monika Hanım'la tanıştım. Ve şu an aldığım sorumluluk da senin sayende. Sen bana bir kapı açtın ve sonra başka kapılar açıldı. Asıl ben sana teşekkür borçluyum. Bu yüzden bu söylediklerini duymamış kabul ediyorum. Anlaştık mı? Peki. Sen nasıl istersen. Bu arada yani diğer şeylerin seninle bir alakası yok. Neyse. Benim aşağıda birkaç işim var. Onları halledeyim. Sonra Monika Hanım'ın mağazasına gideriz. Tamam. Acele etme. Zamanımız var. Sakin olur musun? Dur ya, ne yapıyorsun? Biz böyle adamlar mıyız? Demek artık böyle adam olmamız gerekiyor. Başımıza neler geldi görüyorsun değil mi, iyi insan oldukça? Ya biz sakin olur musun lütfen? Ya ne yapacağız? Yani gidip döveceğiz mi adamı? Gerekeni yapacağız. Şimdi çekil önümden. Ortak bak, sen bu değilsin. Ben artık buyum Mete. Tanı beni. Hayır dur, izin vermiyorum. Mete, adamın kulağıma ne dediğini anlattım sana. Nasıl sakin olmamı beklersin ya? O adamla işim bitmedi. Anladın mı? Şimdi ya çekil önümden ya da benle gel. Efendi gibi konuşup gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam, merak etme. Aç kapıyı! Biliyorum içeridesin. Aç! Lan şimşekçi! Aç! Oğlum hadi gel gidelim ya. Allah Allah. Yok işte herif evde. Sonra tekrar geliriz. Hadi. Tamam, haklısın. Hadi. Aferin. Aferin. Derin! Derin! Neredesin lan? Çık dışarı! Derin! Lan ne korkak çıktın? Konuşacağız diyorum, çık dışarı! Ayaz, hadi gel çıkalım oğlum, herif yok işte. Hayır. Önce bir dekorasyon yapalım bence. Oğlum saçmalama, abartıyorsun, ne yapıyorsun? Lan herifin yatağı burada. Bir de Öykü burada çalışıyor. Karanlıklar prensesi. Ne oluyor bakayım? Ay öf, hiç havamda değilim Olcay. Özelde şoförler alırmış. Hayırlı olsun. Beni de alırsın artık değil mi? Yolun üstü kız, bak aşk olsun ha. Ya benim bu hayatta hiç alışmamam lazım.
Yani her an her şey elimden alınabilir. Eski Şeyma'ya geri dönebilirim. Ne oldu be? Bilmece gibi konuşuyorsun. Anlat bakayım sen bana. Ya Öykü ile Ayaz barışabilir. Ya bunlar yapışık ikiz gibi zaten. Vır vır dır dır. Ne oldu, bir şey mi duydun? Ya bunları barıştırmaya çalışıyor arkadaşları. Eysi buna izin vermeyeceğim. Yani barışamazlar. Ya barışırlarsa bu benim için çok kötü olur. Yani anlayacağın, bir süre daha karanlık taraftayım. Bana şans dile. Senin şansa ihtiyacın var kız. Zekan var senin, zekan. Aklında bir şey var değil mi? Kesin bir şey var senin. Var tabii, var. Olmaz mı? Mete. Kim lan bu herif? Ha? Nereden girdi lan hayatımıza? Kim oğlum bu herif? Ne istiyor lan bizden? Öldürürüm lan ben bunu. Öldürürüm, anladın mı? Mete sakin ol. Dudağı nasıl oldu? Ay hakikaten ne koydu ama, değil mi? Affedersin böyle bir tane. Ay şey, şaka yapacak kadar olmadı değil mi? Pardon ama çok kaslı çocuğum maşallah ya böyle. Of Olcay, tamam. İyiyim arkadaşlar, merak etmeyin. Asıl seni sormalı Öykü. Sen nasılsın? Ofladığına göre işler tatsız herhalde mi? Tatsız tabii, doğal olarak. Hani lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz Em ya? Hani iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Ayrıca özür dilerim dün gece için ikinizden de. Dün gece sana bir şey bıraktım, aldın mı? Ha evet, Öykü. Öykü Acar. Öykücüğüm, yani bu durumda dünkü tatsız olayı hiç konuşmuyoruz, öyle mi? Evet. Lütfen. Yani burada yeni yerimizdeki ilk günümüz ve tamam kötü şeyler yaşadık ama atlatırız ya. Yani atlatacağız inşallah. İnşallah canım. Amin. Amin. Öykücüğüm, Monika Hanım geldi, seni soruyordu. Bir bak istersen. Herkes de beni soruyor zaten bu ara. Kesin dün geceyle ilgili bir şey. Sen işinle ilgilendiğin sürece böyle şeyleri takmayacaktır Monika Hanım. Bir daha olmasınlar en fazla. Umarım dediğin gibi olur. Neyse ben bakayım. Ne yapıyorsun bu akşam? Belli bir şey yok. Neden? Ya bir parti varmış. Gidelim mi? Ya kusura bakma. Hiç bana göre değil böyle şeyler. Ya ne olur. Çok tatsız olaylar yaşadık son dönemlerde. Biraz rahatlarız, kafamızı dağıtırız. Bak ne yapalım biliyor musun? Gidelim, yarım saat duralım. Sonra geri döneriz. Hatta ortamı beğenmezsen hiç kalmayız. Hemen gideriz. Tamam tamam. Peki. Tamam, anlaştık o zaman. Çok kalmam. Asla, asla kalmaz.
Onun için. O kim ki? Şimdi öğreniriz. Nisan 2014. Güzel bir gün. Günaydın. Seni bekliyorum. Alsana biraz derin. İşte geldi. Hoş geldin. Bugün yine çok güzelsin. Günaydın prenses. Günaydın. Oğlum şuradan başka bir tane versene. Ben böyle olacağını gerçekten tahmin edemedim. Biliyorum. Dün geceden sonra bana bakış açınız değişti. Artık başka bir gözle bakıyorsunuz. Acıyan gözlerle. Ama inanın ben böyle olmasını istemedim. Ayaz'ı çok az tanıdınız. Tanısanız o kadar iyi biridir ki. Sadece her şey üst üste geldi onun da hayatında. Bir de en son benim İtalya haberimi duyunca... Tamam. Laf salatası yapma. Herkes biraz iyidir, herkes biraz kötüdür. İlgilenmiyorum. İşini yap yeter. Özel hayat zaten çok saçma bir şey. Bir daha da buraya taşınmasını istemiyorum. Bu konu uzamasın artık. Bana da gelip böyle şeyleri anlatma. Dün görmedim, bir daha görmeyeceğim. Punto. D'accordo? Si. Yani, evet. Bak, İtalya çok ciddi bir teklif. Şaka değil, hayat değiştirecek bir teklif. İyi düşün. Bir haftan var. Geliyor musun, gelmiyor musun bana bildireceksin. Bir hafta sonra çünkü teklifim geçerli olmayacak. Sonra burada işimizi bitiririz, herkes yoluna gider. Karar senin. Evet, hepiniz Sibel ve İrkil'in sürprizlerle dolu partisine hoş geldiniz. Bravo. Tabii ben böyle daha büyük alkışlar, daha yüksek ıslıklar bekliyordum ama neyse, bu da olur. Gerçi biraz az kişiyiz ama bu da yeter herhalde değil mi? Sahi diğerleri nerede ya? Ya gelirler aşkım, gelirler. Ama biz başlayalım yani. Her şey bekler, eğlence beklemez. Katılıyorum aşkım. Bundan 10 sene sonramız da bizim böyle değil mi? Ay inşallah değildir. Yoksa şimdi hemen ayrılalım bence. Yuh! Burcu, yavaş. Ay, çok mu seviyorsun sen beni? Ha? Hiç ayrılmak istemiyor musun acaba benden? Yani, biraz seviyoruz sanki. Ya. Ne açayım aşkım? Ha? İstediğini aç aşkım. Bu gece senin gecen. tabii ki istediğini açabilirsin aşkım. Ben sonuçta senin seçimlerine her zaman saygı duymuşumdur. Bilirsin yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Harika bir adam seviyorum. Şunu ya. Ya tamam bence ya. Yeter. Çünkü biliyorsunuz yani
Olan var, olmayan var. Hayır canım, olmayan yok. Sen de iyice abarttın ha. Burcu, sen henüz olayın ciddiyetinin farkında değilsin değil mi? Gelecek şimdi, iki dakikada barışacaksınız zaten. Oho! Hadi kalk, kalk kızım dans. Kalk. Kalk. Bir Sibel ya. Ay hadi kalk, kurtlarını dök azıcık ya, kalk. İstemiyorum. Al işte, geldi. Siz ikiniz buna sahip çıkın, tamam mı? Bir yere kaçmasın. Niye buraya geldik? Keşke söyleseydin. Buraya derken? Sibel'lerin evi değil mi burası? Evet de sen nereden biliyorsun? Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Özür dilerim, ben bilemedim yani, biraz oturur gideriz diye düşündüm. Tamam da buraya geleceğimizi söylememiştim. Hoş geldiniz. Sibel'di değil mi? Sizle... Ve... Evet. Çok duyduk metninizi. Evet, tanışma faslı, kibarlık falan bittiyse biz girebilir miyiz? Tabii, buyurun. İyi akşamlar. Selam. Merhaba. Merhaba. Ya bir şey soracağım, siz ikiniz. Biz şöyle oturalım da sonra konuşuruz. Ha? Ben bir kapıya bakayım.